Edebiyat Söyleşileri'nde konuğumuz usta yazar Adnan Özyar Hoş geldiniz, sefalar Hoş getirdiniz. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Ee, 45 yıllık, e, belki daha fazla değil mi? 55 yıl gibi, ta, e, şimdi ben 45 deyince bir teneffüse düştüm. Vallahi 53 ee, Yıldır yazıyorsunuz herhalde değil i̇lk, mi? İlk yazım 53'te çıktı. Çıktı, evet. 53'ten ee, hesap edersek... Evet, Ö, öyküleriniz var, çok sayıda ödüller e, var. Şöyle söyleyelim, Hı. 60'ta ilk kitabım çıktığına göre... Evet... 60'dan bugüne işte evet. yani böyle bir 50. işte 60 yıl olmuş olmuş yıl aşağı olmuş. yukarı evet. evet maşallah şimdi çok çeşitli alanlarda yazdınız yazıyorsunuz hala da yazıyorsunuz öyküler yazdınız sizi önce öykücü olarak tanıdık Tabii. biz Türk Edebiyatı. asıl ee, aslım öykücüdür. öyküden öyküden girdiniz ama sonra gazetecilik yaptınız gazetecilik yaparken röportaj larınız var, Evet ee, işte izlenim yazılarınız var, İstanbul üzerine yazdınız, çocuk edebiyatına ayrıca mesai harcadınız, bütün bundan konuşmaya çalışacağız. Evet. Ben şeyi merak ediyorum. Ee, işçi bir ailenin çocuğu olarak doğdunuz büyüdünüz ve e, yanlış hatırlamıyorsam kitaplarınızın bir tanesini de bahsediyorsunuz anne babanızın hani okuma yazma bilmediği evet. o günlerde zaten evet. Evet. o günlerin Türkiye'si evet. için normal bir şey bu. Siz nerede tanıştınız kitaplarla? İlk temas nerede kuruldu? Vallahi Okuldu, ilk de, okulda mı o, ilk, oldu o İlk temasım çocuk dergileriyle oldu. Hmm. E, okumaya çok meraklıydım. E, o zamanın çocuk dergileri e, çok ente, e, şen çocuk diye vardı. Çocuk Haftası, özellikle Çocuk Haftası çok ilgimi çekiyordu. Bahsettiğimiz yıllar 45'li yıllar 50, evet. 50 evet. 45'li yıllar. 45 yıllar. Kim çocuk, çocuk haftası Haftası'da. Şevki Yeşim çıkarıyordu çocuk haftasını sanıyorum. Ee, çok ilginç e, tefrikalar çıkıyordu. Şevket e, Bilgiselin tarihi romanları çıkıyordu. Kemal Tuğcu'nun e, Kemalettin Tuğcu nun. Kemalettin Tuğcu'nun e, şeyleri çıkıyordu. E, romanları çocuk haftası. O, o tarihte çıkıyor muydu o? Tabii. Hmm. Ben orada okudum onları. Kemalettin Tuğcu çünkü biz de yetiştik yani. Tabii, biz de okuduk. Tabii ama biz e, bizim zamanımızda da Çocuk Haftasında Kemalettin Tuğcu okuduk. Evet. Ee, yani o dergiler e, Binbir bir Roman diye resimli bir dergi çıkıyordu. Tarzan, Marzan'ın evet, resimlendi, evet, evet. renkli e, güzel şeyler çıkıyordu. E, bütün onları ben haşlıklarımı o dergilere veriyordum. E çocuk kütüphanesi falan var mıydı? Nasıl? Çocuk kütüphanesi var mıydı? Yok bulunduğumuz ya Yok. Bunları mecburen satın almamıştım. Ancak şeyden e, o biz e, şeyde oturuyorduk Karagümrük'te Gümrük'te mahallesi'nde oturuyorduk. E, i̇ki sokak ötemiz e, Fez Paşa caddesiydi. Orada Atikali Durağı vardı. Atikali Durağında gazeteci vardı. Çok güzel. Ben o gazeteci benim gazeteciye abone yaptım. Abone. Haftalık çıkıyordu dergiler. Haftada gidiyordum, dergimi alıyordum. Onları okuyordum. Bir de şöyle bir şey vardı. Ee, eskiden e, şeyler kese kağıdından, şey, e, gazetelerden kese kağıdı yapılırdı. Evet. Ve eve o kese, e, o kese kağıtlarıyla gelirdi gelecekler. Ben o kese kağıtlarını açardım, okurdumuz ve ondan okurdum. Evet. Sonra bir de bizim birlikte oturduğumuz bir evde bir ev bir, bir katı birlikte paylaştığımız bir şeyimiz dostumuz vardı ahbabımız. O gece postası alırdı. Gazete mi bu? Gazete. Hı. Gece postası gazetesi. Alındı. Akşam gazetesi herhalde. Akşam ben. gazetesi ve ve ben o gece postasını oradan okurdum. Babamın, annemin böyle bir şey olmadığı Onlara da mı için. okurdunuz? Onlar da Onlara size? da okurdum. Hı. Onlara da okurdum. Ama şöyle bir şeyim de vardı. Babam iyi bir öykü anlatıcısıydı. Hatta meddah gibi taklitler yaparak bazı öyküler anlatırdı. Aslen nereli babanız? Ee, babam İstanbullu. Dedem e, Travnik'ten gelme. Yani Boşnak kökenliyim. Travnik'ten gelme ve dedem Rüfai Şeyhi. İstanbul'a geliyor Abdülhamit döneminde. E, fakat e, hiç oğlu olmamış Yugoslavya'dayken. İstanbul'a geliyor. Diyor ki bana öyle bir kadın bulacaksınız ki oğlan çocuğu doğurmuş olsun. Hmm. Ve ninemi mi buluyorlar? Babam dünyaya geliyor. Çok memnun. Şeh mi yerleşmiş. Geldiği, Oralar, evet, geldiği zaman. Evet, geldiği zaman evet oraya yerleşmiş. Bu şey olunca Müthiş seviniyor tabii ve diyor ki ben oğlum 3 yaşına gelsin, 2 yaşına gelsin, memlekete götüreyim, karıma göstereyim. Çünkü karısı diyormuş ki şey efendi ben ne yapayım, 9 tane kızı olmuş evet, evet. şey Karıma göstereyim, Bak, senin oldum. oğlun olmuyor dermiş karısı. Oğlum olur muymuş, olmaz mıymış ama ömrü vefa etmiyor babam. İki yaşına falan geldiği zaman şey Efendi ölüyor. Ondan sonra da baba e, birinci Dünya Savaşı çıkıyor, şeyler oluyor falan ve babam böylece Şeyh torun. Şey, oğlu Zade olarak, olarak bir tezade. işçi. Peki e, denizden e, bir kitap vesaire kalmadı hiç, mı? Bir falan bir şey kaldı şey mı? kimse il, yani iletemediler. İletemediler. i̇letemediler. Şimdi sizin bir yazınız var. Ben çok e, seviyorum o yazınızı. Hmm. E, bu İstanbul yok olan İstanbul kitabınızda e, Karagümrük çağrısını anlatıyorsunuz. Ha evet. E, fakat şöyle anlatıyorsunuz. Yani tabii yani neredeyse biz 70 yıl önceden bahsediyoruz Karagümrük. Evet, evet. Sizin anlattığınız evet, Karagümrük evet, 70 evet. 75 yıl evet, önceki evet, Karagümrük evet. kara ve e, Karagümrük'teki e, Helvacı'nın, işte yufkacının, helvacının vitrinini anlatıyorsunuz. Evet. E, satılan balıkları anlatıyorsunuz. Evet. E, manavı anlatıyorsunuz çok detaylı. Evet. E, yani mesela o e, salatacı diyorsunuz. Evet, o, limon sıkışını. Limon sıkışını anlatıyorsunuz. <laughs> o meydandaki çeşmeden e, eski bir a, ne kutusuyla su alıp e, üzerine döküşünü anlatıyorsunuz. konserve, kutu, konserve kutusuyla. Konserve kutusuyla Şimdi e, şunu anlıyorum ben bu yazıdan, e, siz çocukken de çok iyi bir gözlemciymişsiniz. Yani bütün bunlar zihninizde sizin çok berrak evet, kalm kalmış ve çok e, iyi gözlemlemişsiniz. E, çok detaylar var yani o yazıda, ben şaşırdım okurken doğrusu. Şimdi e, benim bütün şeyim ayrıntıdan bütüne Gid. ulaşmak. Onun için ayrıntılara çok dikkat ediyorum yani e, gerçeğin, asıl gerçeğin o ayrıntılarda gizli olduğu inancındayım. Onun için o ayrıntıdan asıl gerçeğe geçmenin daha doğru olacağı düşünüyorum. Onun için öykülerimde e, bazen eleştirildim bile çok ayrıntı olmasından ama ben o ayrıntıları şey olarak bırakmıyorum ki, Bütüne bağlayarak o ayrıntıları, ayrıntıları anlatıyorum ama ayrıntılardan bütüne geçerek e, onu yapmaya çalışıyorum. E, şimdi ilk öykünüzü e, halanızın evinde Yazdım, yazmışsınız. Evet. E, Nurullah Ataç o öykü görmüş sanırım. Hayır o öykü değil. Bu değil miydi Nurullah Ataç'ın gördüğü öykü 13 dergisinde çıkan e, Sebil öyküsü. Sebil öyküsü ve Nurullah Ataç o zaman e, şeyde Günce Günce'de yazdığı bir yazıda diyor ki ben Kara Gümrüğü severim. Kara Gümrük'te gençler e, bir dergi çıkarıyor e, ama dergiyi sevmedim. Yalnız içlerinden Adnan Özyalçı, Bay Adnan Bay derdi tabii, ya, tabii. Bay Adnan Özyalçı diye biri var. O hem dili çok iyi kullanıyor hem de öyküyü Okumaya başladığınız zaman bırakamazsınız diyor. Hangi öykünüzdü o? Bu sebil öyküsü. Sebil öykünüz. Kenar Mahalle'den diye çıkıyordu 13 dergisinde o. O öyküler de kitaplaştı. Melih Erzen doçent bir arkadaşımız evet. benim hakkında şey Sizimiz de yazdı. Evet. Bir kitap hacimli bir, bir kitap da yazdı. Hı hı. Bütün o öyküleri topladı. Bütün benim o dergilerdeki öykülerimi topladı. Kenar Mahalleden diye onu ıı, basıldı. Kenar Mahalleden. O, e şimdi, o öykü orada. O, o bahset. Peki e, 13 dergisi Karagümrük'te çıkan Kara bir dergi Karagümrük'te çıkıyor. Tanju Cılızoğlu çıkarıyordu. Hmm. Karagümrük'te çıkıyordu ama Tanju Cılızoğlu bir sokak e, Karagümrük Ortaokulu'nun bulunduğu sokakta oturuyordu. Ben Karagümrük'ün e, Ortaokulun arkasındaki sokakta oturuyordum. Fakat Tanju Cılızoğlu'nu falan tanımıyorum ben. 13 dergisini gördüm. 13 dergisine ben şey, postayla gönderdim. Postayla gönderdim ve hemen basıldı. Adres yok. E, posta kutusu mu var? Posta kutusu olarak? falan var. Hemen gönderdim. Ertesi sayı çıktı hikaye. O gayet güzel. Ondan sonra ben sürekli göndermeye çalış, e, başladım. Neden sonra ben Tanju Cılızoğlu ile tanıştım? Evinin orada olduğunu, evim, bir alt sokakta olduğu böylece ortaya çıktı. 13 ismi nereden geliyor? Bilmiyorum Şu an Tanju öyle bir isim bulmuş. Nurullah Ataç e, nasıl e, yani karşıladınız? Nurullah Ataç sizin için ne ifade ediyor o yıllarda? Bugün mesela. O yıllarda benim için bir dil e, özeli, özeni gösteren bir kişi olarak. Ama biz Ataş'tan e, çok şey öğrendik. Şunu öğrendik Ataş'tan. Türkçe söz dizimi Türkçe söz dizimi nasıl olur? Hangi kelimeyi nerede nasıl kullanabilirsin? Bence bizim 50 kuşağı da Erdal da hep söyler o. Biz Atacın öğrencileriyiz diye. E, biz Öyle baktık Ataca. Yani o anlatımındaki akışkanlığa nasıl sağlanmış? Söz dizimiyle sağlanan bir akışkanlık o. sözcük seçimindeki evet, özen evet, çok yüksek. Evet. özen. O ee, özene dikkat evet. ettik. Tabii Ataç sadece aslında dil ve özenden ibaret değil, bir de bakışı var. Bakışı yani var. keşfetme gücü var. Bir de denemeci çok iyi denemeci. bir denemeci. Çok iyi bir deneme. Cesur yazardı. da bir ben eleştirmen. E, onun ilk denemesini hiç unutmuyorum. Uçakla ilgili bir deneme. E, hiç unutmadığım evet. bir denemedir o. Evet. Öyle öğrendim ben. Hazırlıyorum sanki. İlk uçağa binme ha, tamam, tamam İstanbul Şu... Ankara arasında bir uçak denemesi. Ben o, Şahane, şahane ya, bir Harika bir evet. denemeydi. O denemeyle ben Atacı tanıdım. Ama sonra tabii Atacı epey okuduk. Şimdi sizin biraz önce babanızın <laughs> anlat meddah gibi dediniz, ha, anlattığı evet. masallardan bahsettiniz. Bakın ee, çok enteresan bir şey. Babamdan ben ilk kez şeyi dinlemiştim. Babam şöyle bir şey anlattı. Bir gemi batıyor. Gemiciler bir ada görüyorlar, ağaçlı, ot şeyli otlar bitmiş falan bir ada. Hemen o adaya doğru yüzüyorlar, geliyorlar. Adanın üstünde ateş yakıyorlar. Biraz sonra Adaca ada, kıpırtamaya başlıyor. <laughs> kıpırtamaya başlayınca bunlar şaşırıyorlar tabii şey oluyor falan. Babam bu öyküyü anlattıydı bana. Ben babamdan dinlediydim bu öyküyü. Çok sonra sim, bin bir gece Masallarında Simbatlar hastalığı. Evet. Çok enteresan. Babam sim, o öyküyü nereden Biliyordu. Muhtemelen şifahen, e, şifahen dinlemiştir. Şifahen öğrenmiş. Evet. E, annesinden dinlemiş tabii, olabilir tabii, belki. Tabii, tabii. Şimdi e, şuraya gelmek istiyorum. Siz e, sizinle yapılan bir işte Melih e, hocanın yaptığı e söyleşide e, bu geleneksel anlatı, masallar, mitoloji, efsane hatta e, Nasrettin Hoca fıkralarına falan da giriyorsunuz. Bunların Hı. öneminden bahsediyorsunuz. Evet. E, şunu merak ediyorum. Siz yani son derece e, yenilikçi bir Kuşakta yenilikçi bir öykü dili kurdunuz ve e, diliniz işte modern, öykünüz modern, yaklaşımınız moderndi. Modern bir öykücü, modern bir edebiyatçı bu eski, nispeten eskimiş malzemeden nasıl yararlanır? Siz nasıl yararlandınız? Mesela dede Korkut'tan. Nasıl yararlanabilir yani, bugün bir modern öykücü? O, onun anlatımından yararlanabilirim. Evliya Çelebi'nin öykülemesinden bir olayı nasıl anlatıyor nasıl öykülüyor bütün mesele burada yani evliya çelebi'den öğrenilebilir. Ondan sonra bizim divan edebiyatı nesrimiz çok önemli. Tabi ee, tabii anlayabilirsek, o dil engelini evet, aşabilirsek. Evet evet. Mira, miratül Memalik. Mi? Memalik. Evet. Mesela değil mi? Bahsediyorsunuz şeyden. Evet. Yani. Miratül Sizde Memalik. Ali bir yani. denizcilik öyküsü Hindistan'dan İstanbul'a gelişi anlatıyor. Bu kadar enteresan bir şey. Esir düşüyor veya tabii, işte Hindistan'dan tabii, tabii. İran üzerinden. Bu, gelişiyor. Başka başka bir, bir, bir çok şey var mesela e, hayalat Aziz Efendi var. Evet. Hep yani böyle unutulmuş muhayelat şey, muhayelat diyorsunuz muhayelat hayalat diyorum muhayelat <laughs> <laughs> Aziz Efendi var. Yani oradan alınacak çok şeyler var. Çünkü hayallerden, düşlerden kalkarak bir şey anlatılıyor. Ya e, biz de bir şeyi, bir gerçeği anlatırken düşlerden de, hayallerden de ki yararlanmalı, yararlanmalıyız diyorum. Ya, yani e, bir de e, şey var. E, kabusname var. Evet. Mercimek Ahmed'in Kabusnamesi aslında bence e, divan neslinin e, dil e, özeni ve e, dilin e, nasıl kullanılabileceği konusunda çok ilginç bir şey. Nitekim e, Orhan Duru kabusnameden kaynaklanarak e, çok güzel öyküler yazdı. Kabusnamenin dili ve dili kullanışı çok enteresandır bence. Yani... Bizim divan neslinde önemli bir şeydir. Ne yazık ki e, bizim öykücülüğümüz hep Tanzimat'tan başlatılır ama evet. aslında divan nesri biz hiç okullarda okutulmadığı için divan nesri bizim öykücülüğümüzün kaynağı, hı hı. öykücülüğümüzün kaynağı. Burada bir şeyye dikkat çekmek istiyorum. 15. yüzyılda Şehzade ve e, Ahmet diye bir yazarımız var. Bunun Erbayini Süf Mesa 40 gün 40 gece diye bir kitabı var. İkinci Murad'a e, vermiş bu kitabı. 1001 gece kaynaklı. İlginç olanı şu. Padişahın karısı Üveyoğlu'nu Öldürtmek için her sabah bir hikaye anlatıyor. Hmm. Kırk vezir de her sabah oğlunu padişahın üvey oğlunu kurtarmak için bir öykü anlatıyor. Aynen gecedeki Bin bir gece de. Bir gece evet. Orada <laughs> şeyin anlattığı padişahın karısının anlattığı bir öykü var. Öykü şöyle başlıyor. 15. yüzyılda ilgili. Ee, bir cihan padişahı var idi. Bir gün yanına bir kişi geldi. Dedi ki ben öyle bir dülbent tülbent dokuyam ki anı Helalzadeler görsün, haramzadeler görmez. görmez. Öykü bu. İsterseniz devamı var yanımda okuyayım. E çok ilginçmiş evet. Okuyayım sonra konuşalım. Cihan Sarayı'nda bir ulu padişah var idi. Bir gün katına bir kişi gelip eğitti ki dedi ki vallahi ben bir dülbent okuyam ki halalzade anı görsün, ve haramzade görmesin. Haramza, helalzade'nin, haramzade'nin ne olduğu açık, açık. aslında. Pes padişah e, aceplendi ve e, emreyledi kim? Ol dülbent, e, kendiye dokuya. Yiğit şahtan harçlık alıp bir dakika e, girip birkaç e, müddet eğlendi. Bir gün bir kağıdın ol yanın bur yanın devşirip getirdi ve şahın önüne koyup eğitti. Dedi ki ey şah üç işte tülbendi dokudum deyip ol bükülü kağıdı getirip şahın önüne kodu şah açtı gördü kim kağıttır andan gayrı hiçbir şey yok kamu duran yanında duran vezirler ve beyler e, ol kağıtları, gayri, ol, ol kağıttan gayri nesne görmediler. Şah, gönlünden eğitti. Gördün mü? Ben Haramza değilmişim. E, dahi kamu beyler, vezirler de e, bu halden korkup nesne demediler. Pes, şah e, sonra şah gönlünden eğitti. Bundan artık yoktur ki hemen iyi dülbent deyip. E, beğeneyim dedi. Sonra Şah eğitti. Barek Allah, e, üstada Yiğit dülpent deyi beğendi. Şah öyle dedikten sonra Yiğit eğitti. Ey Şah bir Üsküf e, külla e, getirsinler de bu Dülbent'i sana sarı vereyim. Pes e, bir e, üst getirdiler, küllah getirdiler ve yiğide verdiler. Yiğit kağıdı önüne aldı. Dahi dülbent ucu nice alıp e, sararlarsa öyle kıldı. Elin iletip getirdi ama hiç nesne yok idi. Hele neyse yani ki tamam edip getirip Şah'ın başına vurdu. Pes kamu anda yanında olan beyler... Mübarek olsun ey Şah ne huup ne güzel... Latif Tülbent'dir dediler. Yiğide tahsin getirdiler. Yiğide övdüler. Pes padişah e, durup padişah sonra vezirler ile evine gittiler. Andan orada şah eğitti. Ey vezirler vallahi ben haramzadeymişim. E, zira bir hiç ben bir dülbendi görmezem dedi. Vezirler eğittiler. Ey şah ancak sen mi görmezsin? Vallahi Eyşah biz de görmeziz. Bu hal nedir bilmeziz dediler. Akibet sonuç bildiler ki hiç nesne yokmuş, hiçbir şey yokmuş. Hemen yiğit dünyasından ötürü, çıkarından ötürü bunlara bir yük yüklemiş gitmiştir. Gitmiş. Bu kral Çıplak meselesini ne kadar hatırlatıyor? Şimdi değil mi? onu söyleyeceğim. Buyurun. A, kral... 400 yıl sonra Andersen kral çıplak hikayesi. Bundan 400 yıl sonra. Bundan 400 yıl sonra yazıyor. Diyelim ki aynı kaynaktan yararlandılar. Ya da e, masalın e, anonimliğinden yararlandılar. Ama unutmamamız gereken bir şeyler var. Onları söyleyeceğim şimdi. Buyurun. Andersen İstanbul'a geldi. Ve Andersen'in İstanbul'la ilgili bir kitabı var. Andersen İstanbul'a geldiğinde Şehzade Ahmet'in kitabı 40 Vezir Öyküsü diye basılı durumda. Evet. evet. Bağlantıları kurabilirsiniz. Bağlantıları dersiniz. istediğiniz <laughs> gibi kurabilirsiniz. Siz çocuk kitapları da yazdınız. Yazdım. Yazar iken tabi bu geleneksel anlatıya, geleneksel öykülere çok döndünüz. Evet. Ve ee, bunları güncellemek de istediniz evet, değil ben, mi? Ben zaten kendi öykülerimde de masallardan ve söylencelerden yararlandığım için e, şeyi e, çocuklara e, da aynı biçimde o masalları, o öyküleri birebir olarak anlattım. Ama kendi anlatım biçimimle anlattım. Hmm. Geleneksel ben yani aldım, kendi anlatım biçimimle anlattım. Ee, yani bizim e, şimdi hep e, geçen programlarınızdan birinde büyülü gerçek konusunda tartıştınız biliyorum. Ee, orada bizde niye büyülü gerçek yok dediler. Bizde büyülü gerçek var aslında. Latife Tekin'i niye unutuyoruz? Evet, Berci Kristin Çöp Masalları evet. Latife Tekin'i unutmayalım. Onun dışında 50 kuşağının Orhan Duru'dan Ferit Edgü'ye, Ferit Edgü'den Demir Özlü'ye Demir Özlü'den Onat Kutlar'a kadar bütün öykülerde bu şey var. Yani gerçeği daha başka türlü anlatma. Daha imajiner, daha derinlemesine ve daha Şiirsel olarak ortaya koyma var Bu da kendince bir büyülü gerçek ve biz biz bu büyülü gerçeği e, yani ben e, şahsen öyle yaptım ama arkadaşlarım da bunu kullandılar masallardan ve e, şeylerden e, destanlardan söylencelerden yararlanarak gerçeği açıklamayı gerçeği ortaya koymaya çalıştık Böylece. Yeni bir gerçek koyduk ortaya. Evet. Büyülü gerçek değil belki ama o Latinlerinkine ...büyülü gerçek deniyor ama bizimki de yeni bir gerçek. Yeni bir gerçek. Yeni bir gerçek. Zaten siz biraz önce andığınız isimler Orhan Durudan Onat evet. Kılıçlarla size şey, kadar bir kuşak olarak anılıyorsunuz. Evet. Ee, sizin getirdiğiniz yeniliği bugün daha iyi görüyoruz. Bugünden evet. bakınca ama siz o gün farkında mıydınız yaptığınız işin evet. nasıl bir yenilik olduğunu? Bilerek var. Yap. Farkındaydınız. Bilerek yaptık. Ee, çünkü Değiştirmemiz gereken bir şey olduğunu düşündük. Neydi? Ve bu bir, bir, bir neydi değiştirmeniz gereken? Değiştirmene gerçeği anlatmayı, Hı -hı. gerçeği daha derinlemesine e, düşlerle, hayallerle e, olan e, bir derinlik kazanmasına gerçeğin e, üstten bir bakışla değil, genel Alttan da gelen derinse derin bir bakışla gerçeği ortaya koymayı denememiz gerektiğini düşündük. Bize bunu veren tabii bir, tür, bir, bir sürü şey vardı. Bir defa şeyler vardı, ee, kitaplar vardı. Ee, varoluşçuluktan o zaman yararlandık. Ee, Jean-Paul Sartre, e, Camus, e, bizim e, okuduklarımız. O sıralarda Kafka kitapları çıkmamıştı ama Kafka hikayeleri yayınlanıyordu. Şamitso ee, bir Alman yazarı Şamitso'nun hikayelerinden e, yararlandık. Ama asıl bir, bir de o sırada e, İtalyan neorealist filmleri vardı. Sika'nın filmleri e, Fellini'nin filmleri Antonyani'nin filmleri ve biz düşünün 3-4 kişi gidiyorduk Onat Kutlar, ben e, Kemal Özer birlikte gidiyorduk sinemaya. Sonsuz Sokakları Fellini'nin La Strada, Sonsuz Sokakları Ülkü Tamer'de vardı. Dördümüz birden seyrettik. Nerede seyrettiniz? Üç ve bir sinemanın birinde. Ve sonra çıkınca onu tartıştık. Yani biz o neorealist sinemadan da yararlandık. Yeni, yani neden yeni gerçekçilik? Böyle bir şey biz orada Mesela Sicarın Sika'nın Milano Mucizesi diye bir filmi var ki beni büyülemiştir. çok ilginçtir Milano Mucizesi. Bir kenar mahalle düşünün. Hep benim anlattığım kenar mahalle gibi. Bir gece kondu mahallesi hatta. Ben gece kondu mahallesi anlatmadım ama kenar mahalle anlattım. Bir gece kondu mahallesi. Bir gün bu gece kondu mahallesinde petrol çıkıyor. Ellerini batırıyorlar petrol çıkıyor. Fakat o kadar fakir ki daha öncesinde açlar ve ısınamıyorlar. Güneş doğduğu zaman güneşin altına gidip tepinerek güneşin altında ısınıyorlar. Böyle bir mahalle. Petrol çıkınca ortalık birbirine giriyor. Bu kadınlar kürklere bürünüyor. Koskocaman gardıroplar, avizeler alıyorlar. Ama gece konusunda sokamıyorlar tabii. Böyle ilginç bir hikaye. Eee... Bu tür şeyler bizi çok beni çok etkiledi. O, o yıllarda çıkan dergilere baktığımız zaman mesela ikinci Yeni Şairlerin biraz önce Ülkü var. Tamer, tabii, Kemal Özer'in adı tabii. geçti. Diğerlerinin de içinde bulunduğu dergiler var. Bu dergilerde çok ciddi bir çeviri faaliyeti de var. Var tabii. Bu çeviri faaliyeti bir yandan besliyor. Bir yandan da e, bahsettiğiniz gibi yeni sinema, yeni resim. Evet, mesela evet. Cemal Süreyya'da falan evet, vardır mı? Evet, evet. Yeni resmin evet, peşinde evet, yani. Evet. Kendisi de biraz ressam olduğu için. Evet bir şey olmuş bir tür kültür sanat patlaması olmuş sanki tabi tabi yani 1960 e, sonrasında büyük bir şey oldu tabi e, ülke gerçekleri falan da ortaya çıktı ve e, büyük bir sanat patlaması oldu biz e, şey ressamlarla e, hep birlikteydik Mehmet Güler yüz bizim arkadaşımızdı mesela e, böyle e, Ali Poyrazoğlu, Müjdat Gezer, bizim yeni kapıda bir kahvemiz vardı, hep birlikte otururduk. onat kutlar, ben böyle bir iç içe bir şeydi. Yani şeye bakış, sanata, edebiyata bakış iç içe geçti. Şimdi. E İkinci Yeni'ye ile e, karşılaştırılıyor, e, benzetiliyor da bazen. Buna katılıyor musunuz? İkinci Yeni Ben kat, katılmıyorum. Şu bakımdan, bakımdan katılmıyorum. Ya sordum. imajiner anlatım açısından bir benzerlik var. Ama e, ikinci Yeni şiirde anlamsız bir şey de var. Otomatik bir e, yazım, yazım da, var. da var. Ama öyküde bunu yapamazsınız. Mümkün değil ne otomatik yazıyı yapabilirsiniz ne de anlamsız bir şey yapabilirsiniz ama ikinci yeninin getirdiği diyelim imajiner anlatımı Öykü de denedi tabii. O bakımdan benzerlik var yoksa ikinci yeniyle hep bir tuttular aslında yanlış bence. Öykü ayrı yoldan yürüdü ama ikinci yeniyle bir şey e, teması oldu, bir teması oldu ama kendi yolunda yürüdü Öykü. Şiir de kendi yolunda yürüdü. Şimdi sizin öykü serüveninizi Necati Gil meşhur bir ayrı o. Evet. Üç döneme ayırır. Evet, Bunu evet. Buna katılıyor musunuz? Yani evvela başta sizin hep bahsettiğiniz kenar, kenar mahalleyi yazmaktan hikayeleri. bahsediyor. Sonra sizin yine imajiner öykü diye bahsettiğiniz evet. o kuşak hareketi. Evet. Sonra tekrar kenar öyküyü yazmaya sosyal e, e, toplumsal gerçekçi bir yaklaşımla döndüğümüzü söylüyor. Şey bir anlamda katılıyorum ama hiç değişmedi benim ilk öykümden son öyküme kadar olan tutum hiç değişmedi. Yani gerçeğe bakışım değişmedi. Onun için belki son öykülerde e, hocanın söylediği son üçüncü dönem öykülerinde yalınlaştı belki. Hı hı. Bir yalınlaşma Ol, olmuş olabilir. Ama gerçeğe bakışta bir değişiklik anlatımda bir değişiklik hiç olmadı. Ben hiç öyle bir şey... Mesela şöyle bir... tespitler yapılıyor. Ee, daha geç dönem öykülerinizin e, cümleleri daha kısalmış gibi yorumlar yapılıyor. Nasıl? Daha, nasıl? daha kısa cümlelerle hmm. öykü kurduğunuza dair. Başta uzun cümle Baş, kullandım. Başta daha evet. uzun katmanlı evet. 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 cümleler evet. kullanırken evet. Evet. geç döneminizde daha e, e, kısa cümleler kullandığınızı evet. söylüyorlar. Ama aslında bu e, öykücülüğünüzün özüne dair bir şey değil. Hiç. Hayır. Değil. Hiç değil. Çünkü özünü koruyor ama kısa cümlelerle anlatılıyor ya da e, arada uzun cümle de kullandığım var. Evet. Yani ben biraz uzun cümle meraklısıyım galiba. Evet. ben Şöyle düşünüyorum ben. Yani e, bir e, öykü Bugünü anlattığı gibi geçmişi ve geleceği de anlatabilmeli. Öyle bir kurgu yapmalısınız ki bugünü anlatırken geçmişi ve geleceği de anlatabilmelisiniz. Yani zamana dayanıklılık anlamında bir şey evet, söylüyorsunuz? Evet. Evet. Öyle bir şey var. Onun için öyle bir cümle kurduğunuz zaman cümle uzayabilir Evet. Ya da kısa cümlelerle o tür bir şeye gidebilirsiniz. Anlatımı yine de e, evet. sağlayabilirsiniz. Tabii. Tabii. Şimdi, e, sizin Panayır Öykünüz var. Ha, evet. çok meşhur da bir evet. öykünüz, e, kitabınız. E, fakat bu e, tabii elimdeki 50. yıl 50. yıl baskısı Hı. ama bu kitap e, evrenselin baskısı. Baskı benim elimdeki. Fakat bu kitap dağıtılamamış herhalde ilk çıktığı zaman. Sizin yok öyle bir... dağıtıldı. E ya ya. öyle bir şey var sanki kitap yok, ilk yok, bastığı dağı... zaman basıldığında sanki siz e... hayır hayır şöyle bir şey Anlışmasın oldu diyorum. tam şey dönem benim kitabım çıktığı zaman 28 Nisan olayları patlak var. Evet evet. Ülkü Tamer'le biz postaya götürecektik evet. kitapları buluştuk paketleri yaptık tam sokağa çıktık. Sokağa karışmış. Aa, önümüze askerler dikildi. yaşak hemşerim dedi. Ne var dedik. Ülkeye dedim ki tamam. Beyazıt karışmıştır. Bırak kitapları doğru Beyazıt'a. Evet. Biz Beyazıt'a geldik. Bütün 28 Nisan olayları olmuş. Ortalık darmaduman. Ama ondan sonra kitaplar o 28 Nisan'dan sonra dağıldı. Ama böyle bir olay oldu. Böyle bir 28 Nisan'a... Hatta siz üniversitedesiniz o sırada. Üniversitedeyiz tabii. tabii, Tabii Onat Kutlar, ben, Ülkü Temel, Doğan Hızlan, Konur Ertop, Kemal Özer. Hep beraberiz biz. Hep beraberiz o zamanlar. E, bir yerde şey diyorsunuz, o, bizim kuşaktaki dayanışmayı artık göremiyoruz evet. diyorsunuz. Hı. Evet. Bizim kuşakta e, çok ilginçtir. Hiçbir e, öykücü, yani Ferit Edgü e, benden ben Ferit Edgü'den hiç gayrı memnun olmadık. Hep birbirimizden memnun olduk. Yani birbirimizi şey etmedik. Eleştirmedik. Çünkü belli bir şey içinde yani belli bir ayrı ayrı yani anlatımımız ayrı, şeyimiz, konularımız da ayrı olmasına rağmen Belli bir şeyde bir, bir bir birlikteydik belli bir şeyde yani gerçeği anlatmadaki yeni bakış açısı birlikteydik ve bunu bilerek e, te kurduk daha önce de söylediğim gibi Hı. onun evet. için birbirimize hiç şeyimiz kıskançlığımız olmadı hani böyle kıskançlıklar olur ya olmadı yani herkes kendi öyküsünün Beşinde oldu. Ne ördü ve çok güzel ördü. Çok güzel öykücüler çıktı bence. Evet. Bugün hala evet, o, okumaya evet, devam evet, ediyoruz. Evet, İlham evet, vermeye devam evet. ediyor. Ee, şimdi 20 yıl kadar cumhuriyette siz benlik evet. yaptınız. Uzun bir süre. Ee, böyle istikrarlı birisiniz herhalde, değil mi? Karakter olarak. 20 sene uzun bir süre çünkü. Vallahi herhalde. Zerkbelilik istikrar... de zor bir iş. Evet. Evet, ya yalnız ben değil Kemal Özer Konur Ertop da. Düzelten de aynı şeyde. O kadar uzun süre yaptılar mı onlar? Tabii. Hmm. Tabii onlar da uzun süre yaptılar. şey eee da ilk olarak düzeltmen olarak bizim ya biz aldık daha doğrusu Doğan Sonra o kültür servisine geçti. yani biz hep birlikte başladık cumhuriyete. Ve birlikte sürdürdük. Evet. E, düzeltmenlik yaparken bir yandan da tabii gazetecilik de artık yapıyorsunuz. E, tabii, tabi. E, Röportajlarınız var. Röportajlar yapıyorum. O sırada mesela e, Oktay Kurtböke'nin genel e, yayın müdürü olduğu sürede biz e, Kemal Özer'le beraber e, şey de çıkardık. E, aylık e, iş, sanat eki de çıkardık. Edebiyat eki de çıkardık. Öyle şeyler de yaptık yani Cumhuriyet'te. Bu ayak izleri e, kitabınız, röportaj, öyküler ya, röportaj, e, gazetelerdeki, röportaj gazetelerde, öykü. gazetelerde, gazetelerde mi Gazetelerde yayınlandı. Çok çarpıcı öyküler. Evet. Türkiye'nin değişik yerlerinden evet, evet, e, doğusundan evet, batısına evet, çok çarpıcı evet. öyküler. E, özellikle mağduriyetlerin e, evet, çok, e, çok, çok çarpıcı çok önemli. resimleri var burada. E, bu düzeltmenlik e, yani o, o süreçte öykücülüğünüz gazetecilik diyelim öykücülüğünüz hmm. nasıl etkiliyor etkiledi? Vallahi beni, e, şey anlamda etkiledi. Bir defa yani e, olayları içinde olma anlamında etkiledi tabii. Olayların içindeydik. Eee gazete de düzeltmen olunca bütün gazeteyi de okumak zorundasınız. <laughs> Onun için olayların içinde oluyorsunuz. Ama şu düzeltmenlerin şöyle bir şikayeti vardır genelde mesleki okumalar sebebiyle kendi okumalarında kendi okumalarının daha geride kalması benim, ya da Benim için öyle olmadı Öyle bir şey olmadı Olmadı yani evet. Şimdi bir kitabınız var yine son kitaplarınızdan hep seninle seninle, Aa, seninle konuşmalar özelliğin. Şimdi bu kitap çok özel bir kitap Manos'tan çıktı, çıktı evet. sizin kıymetli eşiniz merhum evet. efendim Senur Sezer Şair, evet, evet bu kitabı siz onunla konuştunuz kitap boyunca. Bakıyorum evet. siz imzaya gidiyorsunuz bu sayede. Evet, ya. evet onları ee, Yani Senur'un olmadığı, benim yanımda olmadığı da çünkü 49 yıl Senur benimle beraber. Evet, evet. Ama o 49 yıl sonunda Senur gittikten sonra. Ben yalnız başıma nereye gittiysem hep senin o yalnız başıma Anlat, gittiğim diyorsunuz. yerleri anlattım. Anlatıyorsunuz. Ee, şimdi 49 yıl hem yani aynı evi paylaştığınız eşisiniz hem de okurusunuz. Evet. Ee, bugün mesela sen Nur Sezer okumak isteyen bir genç okura nereden başlamasını istersiniz? Hangi kitaptan baş sen Vallahi, Senur Sezer hangi kitabını okusun? Se Senur Sezer gece konduyla işe başladı e, ee, gece konduyla başlayışı da bence çok ilginçtir. Ee, Senur Sezer'in gece konduyla başlayışı 1964. Evet, at, 1964 ee, gece kondunun çıkışı. ilk kez şiirde gece kondunun sözünün edilişi 1964. O, o yıldır. Ondan önce şiirde gece kondu Yoktu. Senur Sezer mi kullandı? Evet, Senur Sezer kullandı. Gecekondu ama gecekondu kelimesi zaten çok geç bulunmuş bir kelime değil evet, mi? Evet, ama yani bin gecekondular vardı ama edebiyata geçişi Senur Sezer'in Gecekondu şiiri iledir. onun için o bakımdan Gecekondu Senur Sezer'in Gecekondu kitabı bence başlangıçta çok ilginç. Ondan sonra yazdığı kitaplar tabii Gece Konu'nun hemen arkasında 1966'da çıkan e, Yasak Kitabı var. E, yasak Kitabı'ndan sonra da benden evlendikten sonra 10 yıl şiire ara verdi Senur. Neden acaba? Adnan Öz Yalçıner'in eşitliği olarak anılmaması için. Ben, benim adım biraz Senur'a göre daha baskındı. Senur dedi ki ben Adnan Özalçın'ın eşi olarak anılmak istemiyorum dedi. Çok enteresan bence. Çok ama öyle bir şiire şiirini yoğunlaştırdı ki e, 1974 e, 74 ya da 76'da e, hemen 10 yıl sonra çıkardığı direnç şiiriyle Senur e, döndü tekrar şiirini kendi şiirini özgün şiirini bence ortaya koydu. Hı hı. Onun için gençlere öncelikle direnci direnç kitabını öneririm. Gerçi şimdi bütün şiirlerinden oluşan bir kitabı, kitabı var, var zaten. Ama Senur'un yani şeyi çok önemli. Gece konusu ve yasak çok önemli. Ama dirençle yeni bir şiir, yoğun bir şiir aşamasına. Girdi. Oldu. Bence o şiirini yoğunlaştırdı bence. Bir de senin İğrenç o şey. şeyi şurada yani tabii erkek şair, kadın şair ayrımı yapmak çok ne kadar manalı yani, ayrı ama ama seçtiği temalar ve kurduğu dil bakımından yani nasıl diyelim kadın şair kuvvarında da Farklılaşıyor. Yani toplumsal evet, meselelere evet, karşı evet. duyarlılığının tabii, yüksek tabii, olması, tabii, tabii, e, tabii. gerilimli, yüksek, e, oktavlı bir dil tabii, kullanıyor olması tabii, onu tabii. ayrıştırıyor. Evet ayrıştırıyor ama kadın konusunu hiç elden bırakmadı evet. Senur. Bütün şiirlerinde kadın konusu ve kadınların e, hak ve özgürlükleri, eşitlikleri daha doğrusu kadın eşitliği Senur'un şiirinde hep yer aldı. Zaten Senur e, hiç çekinmeden ben feministim diyebiliyordu. E biliyordu. Şimdi e, yok olan İstanbul kitabınız var. A, az bir süremiz kaldı ama ha. bundan e, bahsetmek istiyorum. Evet. E, çünkü bunun yeni bir sanırım baskısını çıkacak. E, çıkacak. Evet. E, burada e, s, e, tabii sizin e, e, 50'li yıllardan itibaren gözlemlediğiniz... Evet. E, ...bir İstanbul var ama aynı zamanda... ...70'lerden, 80'lerden evet. itibaren... ...yaşanan değişim, dönüşüm, belki... Evet. ...tahribat var. Ee, ne eklenecek bu kitaba? Yeni baskısında neler olacak? Valla yeni baskısında işte... ...İstanbul'un sularını, İstanbul'un... ...halk bahçelerini, bomonti falan... ...gibi şeyleri. Bunları yazdım. Bunları ekledim. Bence... ...İstanbul'un güzellikleri... ...ve zenginlikleri bitmez. Onun için... E ee, benim asıl şeyim asıl söylemek istediğim şu. Biz İstanbul'un güzelliklerini ve zenginliklerini eşit olarak paylaşamıyoruz. Bütün mesele burada. Benim e, yok olan İstanbul'un özü özünde de bu var. Evet. Paylaşamama var. Niye paylaşamıyoruz biz? Bu kadar hep birlikte yaşadığımız bir kent bu. Birçok güzelliği var, birçok zenginliği var. Ama eşit olarak paylaşmama paylaşamama diye bir derdimiz var. Onun için eşit olarak paylaşabileceğimiz güzel bir İstanbul yaratmak istiyoruz ve istemeliyiz. Benim amacım o. Evet. Zaten nostalji yapmıyorum diyorsunuz. Hayır, kesinlikle bir nostalji hiçbir yapmıyorum. nostaljim yok. Eee birçok mesire yerleri bitmiş, şehitmiş ama biz yeni şeyler bulabiliriz. İstanbul o kadar zengin, o kadar güzel bir kent ki Yeni yerler bulunabilir. Yeni bir İstanbul önümüze açabiliriz. Bu, bunu açmalıyız zaten. Hı hı. amacımız bu olmalı. Ama bütün o e, yarattığımız bir anlamda kendi ellerimizle yaratıyoruz biz bu güzellikleri ve zenginlikleri. Yani işçilerle, emekçilerle, memurlarla e, hepimiz bütün çalışanlarla yaratıyoruz. Ama bu çalışanların hiçbiri o yaratılan güzellik ve zenginlikleri paylaşamıyorlar. Paylaşamıyor. Boğaz'da işte İstanbul'da mesela e, işte 30 yıldır yaşadığı halde Boğaz'ı hiç görmeyen e, var. insanlar var. İnsanlar var. 1970'lerde biz e, Senur'la biner lira alıyorduk galiba maaş olarak. 15'te bir Boğaz'a yemeğe giderdik biliyor musunuz? 15'te bir Boğaz'a yemeğe giderdik. Bebeğe hiç unutmuyorum. Ve kızımız küçüktü o zaman. Ee, onu da götürürdük. Ee, sandalyeye bağlardık. <laughs> Öyle otururdu. Hatta o zaman çok enteresandır. Ee, Robert Kolej'de şey e, İngiliz öğretmenler vardı şeyi Ayşe'yi böyle sandalyeye bağlı olarak görünce meyveler gönderirlerdi Ayşe'ye üzümler, üzümler gönderildi. Böyle de bir e, şey vardı. E, i̇ç içelik, birliktelik vardı. İstanbul'da o da kayboldu. İç içelik de kayboldu, birliktelik de kayboldu. Yani bir bir dayanışma da kayboldu. Şimdi Sabağ Ali ölüyor yazınızda aslında bu. Kültür çevrelerinde, yazar çevrelerindeki birlikteliği anlatıyorsunuz. Evet, evet. 93'te yazmışsınız o yazıyı. Evet, 93'te 30 sene olmuş, 20 evet, sene evet, olmuş. Evet, evet. Zaten bu anlattığınız manzara kalmadığı gibi Evet. aslında e, kitap evi denen e, olgu da neredeyse kalmadı. Bir, yok, hiçbiri kalmadı. Hepsi yiyecek dükkanları oldu biliyorsunuz. Bir tane veya iki tane kitap evi var şimdi Bağbali'de. O kitap evlerini de yazacak mısınız bilmiyorum. Burada bahsediyorsunuz biraz. Ha bu şeyde yazdım, kitap evlerini yazdım o orada var. babali ölüyor dışında. Da, dışında. O orada da geçiyor. O. Orada evet, geçiyor evet. evet. Orada geçiyor. Orada da artık e, ama şey artık son direnenleri falan yazıyorsunuz. Evet. Bu kısmı zaten kira sebebiyle çıktığını söylüyorsunuz. Evet evet. Ee, yani taşın taşınmalar Bir kitap başlamış 90'larda. Kahveleri de yazdım ben aslında. Bu burada var mı onlar? Var herhalde. Kahveler var evet. Kahveler var. var. Kitap evleri de var Bağbalı'nın Babali kitap evleri. Yani öyle bir şey. Hı hmm. e, dergicilik var bir de son hmm. dakikalar girdik ama hmm. Yasko edebiyat e, efendim. Yasko edebiyattan önce A dergisi. A var. dergisi. A dergisi. E... A dergisi, Yeni A dergisi, sonra Yasko edebiyat. Evet. O Yani biz e, 1955'te üniversiteye geldiğimizde Onat Kutlar'la Ülkü Tomer'le e, e, ee, Kemal Özer'le Konur Ertop'la zaten beraberdik biz. Ee, Doğan Hızlan'la hep bir araya geldik. Ve 1956'da biz de A dergisini çıkarmaya başladık. Dergiye Hadi. alaka nasıldı? Şeye mi? A dergisine. A dergisine. Bayağı iyiydi. O zamanları iyiydi. Hatta 27 e, Mayıs'ta son sayımızı çıkardık. Özgürlük sayısıydı hiç unutmuyorum. Başa da Fazıl Üstün'ün bir şiirini <laughs> koyduk. Her şey düzeldi zannettik. Ama öyle olmadı sonuçta. 71'de de yeni A dergisini yeniden çıkarmak zorunda <laughs> kaldı. Aldınız. Ee, çok teşekkür ederiz, çok sağ olunuz. Ben teşekkür sağlık. ederim. sağlık. Bahsetmediğim çok kitabınız var burada. Ee, yani elimde olanlardan, Canbazlar Savaşı yitirdi çok evet. önemli bir kitap. Evet. Çok önemli bir kitap. Sur kitabınız yine herkes çok önemli bir kitap. Çok ödül de aldınız. Ben şöyle kitaplarınızın listesi uzun bir liste ama. Ee, ilgimi çeken yani bu öykülerinizden bahsettik çoğunlukla ama sizin e, antolojileriniz de var. Var ee, Sen Nur Sezerle hazırladığınız antolojiler var. Ee, i̇şte öykü antolojileri var. Dört cilt halinde evet, Görüyorum sanki evet, evet. Ee, çocuk kitaplarınız. O çok enteresan bir antoloji bence. Ee, şey bir antoloji çünkü e... yani konusal bir antoloji. Evet. Dört tematik cil. bir antoloji. Tematik bir antoloji. Dört o, evet, dört evet. cilt tematik bir. Ve Çevirinizi e, görüyorum ben. Yuval bir de ki şey, Ivan çevirim var. Hı hı. Ne zaman yapmışsınız çeviriyi? Yani e, onu 19 Ivan e, e, şey kazandıktan sonra sanıyorum. Hı. Nobel kazandıktan sonra e, biraz şeyime güvenerek, e, aileden kalan Boşnakçama güvenerek evet. e, bir de İlhami Emin'le birlikte. Boşnakçadan çevirdiniz siz. Tabii. İlhami Emin'le birlikte çevirdik. Siz İstanbul Erkek Mezunusunuz. Evet. Acaba Almanca'dan erkek... mı çevirdiniz falan gibi? Yok düşündüm. yok. Almanca yoktu ki benim bizim dönemimizde. Yok muydu o zaman? Hayır. Bizim dönemimizde devlet lisesiydi, devlet lisesi olarak. Fakat çok enteresan. İstanbul Erkek Lisesi'nde İngilizce, Fransızca, Almanca, Latince okunuyordu. Dört dilli bir liseydi. Hı hı. Ben Fransızca bölümündeydim. Fakat Andriş'ten, Boşnakça'dan evet, çevirdiniz. Evet, Boşnakça'mı biraz ilerlettim. Yani Kiril alfabesini öğrendim. At Atatopraklarına bana. da bir selam evet, vermiş oldunuz. Evet, oldu bir selam vermiş oldum. E, ama şeyden de şey alarak, e, İlhami'den de tabii o e, gayet iyi biliyor, e, Makedon o. E, i̇yi bildiği için onunla beraber oturduk. Çevirdiniz. O, kitabı yaptık. İyi ettiniz, elinize sağlık. Çok Sağ olun, çok teşekkür ederim. E, ayaklarınıza sağlık. E, ee, i̇nşallah yeni yazılarınız, yeni kitaplarınızı okumakta nasip olur. Tamam. Sağınız, var olunuz. Ben teşekkür ediyorum. Güzeldiniz. E, ee, edebiyat Söyleşiler bugün de sonuna geldik. Yeni bölümlerde yeni konu ve konuklarla karşınızda olmayı ümit ediyoruz. Hoşçakalın.